Geçen sene de eşi ölümden döndü. Hatırlıyor musun? O yüzden bir daha sakın ama sakın böyle bir şey yapmayın. Bunu da buradan söylüyorum. Biseksüelmiş. Ne yapayım? Cinsel tercih bu. Bana ne? Bu haber bile değil yani. Bana ne? Aynen. Zaten bu arkadaşın da ne kadar primci ve yalancı bir insan olduğunda sonradan öğrendik. Dediler ki Pelin Akil boşanıyor. Görkem Karman da bunun üzerine birkaç tane story çekti, açıklama yaptı. Ve hepsinden bir şey çıktı günün sonunda. Acun'la ilgili bir dosya ortaya çıktı. Herkese kocaman merhaba. özleştik ayol. Özleştik de bir hafta oldu ya hemen hemen. Ay sen sus. Hemen gaza getirme insanları. Bir de onlar 10 bin beğeniye falan taktı gibi. Ya arkadaşlar şimdi... Ay inanmıyorum, gerçekten her şey üst üste geldi. Geçen hafta videoyu kapatırken dedik ki 10 bin beğeni gelmezse ben 2 hafta video çekmiyorum dedim. Dış sese ben de varım dedim. Tamamen hayat akışımız başka yöne doğru çekildi. Çünkü dış sese dedi ki gel dedi senin odana dedi birazcık badana boya yapalım. Biraz değerli toplu ol. Çünkü ben gerçekten tamamen içeriğe yönelik bir insan olduğum için yani içerik yazayım, video izleyeyim, DM okuyayım. Bu taraflarda olduğum için bu tarafları çok es geçiyorum. Yani duşumu alıp giyinip hemen çıkıyorum. Düzen sıfır. Ama biraz düzene girmem lazım arkadaşlar. Çünkü bu beni her anlamda olumsuz etkiliyordu. Değil mi dış sesim? Aynen öyle. Bir de yılbaşı herhalde gelecek değil mi? Yılbaşı videosu. Evet. Yılbaşı videomuz gelecek. 2023'ün son günlerindeyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Ve gözümün önünden film şeridi gibi 2023 geçiyor. Hem kendi açımdan hem dünya açısından. Aslında bunları yeni videomuzda konuşacağız. Seninle çekeceğimiz yani bir sonraki video seninle muhtemelen olacak. O videoda zaten bunları böyle güzelce konuşacağız. Burada tamamen bu haftanın kaçırdığımız konularını konuşalım. Gelecekte bizi neler bekliyor onları konuşalım. Neden gelecekte bizi neler bekliyor onları konuşalım dedim. Çünkü birazcık yeni dünya videosu da olacak bu video. 2023'ün son videolarını çekiyoruz arkadaşlar. Ve diyoruz ki herkes yerini aldıysa ve kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Neler olmuş, neler bitmiş bir konuşalım. Dilse sen sorularınla beni yönlendir. Ama ben şunu istemiyorum. Çünkü biliyorsun ki bir haftadır video yok. Bir haftadır bazı konularımız bayatları gibi. Ben taze konulardan konuşmaktan yarayım. Tamam. Mesela Sina. Geçenlerde Tan Taşçı'nın DM'den yürüdüğü Sina Osmanoğlu dün ortaya bir bomba attı. Geçmişte Barış Kılıç ile ilişkisi olduğunu söyledi. Başta isim vermedi ama Barış Kılıç'ın attığı fotoğrafını paylaşıp hemen silmiş. Bu fotoğrafı da spesifik olarak seçmiş. Çünkü zamanında ikisinin bileklerinde de birbirlerinin baş harfleri dövme yaptırmışlar. Ve bu fotoğrafta sadece bileği gözüküyor. Ve daha önce de evli iki çocuklu olduğu halde Barış Kılıç'ın ilişkileri olmuş. İddialarından biri de Sina'dan. Önce Güllerin Savaşı dizisi Sercan Badur'la bir ilişkisi olması. Doğruysa bu bomba haber. Evet, Sina Osmanoğlu'nu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Tan Taşçı'ya yaptığı edepsizlikle tanımıştık. Yani neydi edepsizlik? Tan bana mesaj attı dedi ve senin yerim yavrum falan yazıyordu işte. Sonra bunu paylaş, bir de göbek attı bunu paylaşırken. Tan'ın şarkısı da vardı. Tan'ın gerçek yüzünü görün falan yaptı. Böyle çok da sanki önemli yani. Sonra baktık ki Tan değilmiş. Zaten bu arkadaşın da ne kadar primci ve yalancı bir insan olduğunda sonradan öğrendik. Ben biraz burada sert konuşuyorum çünkü yapamazsın ya. Senin böyle şeyler yapmana izin verdirtmeyiz yani. Hani biri hakkında olmadık şeyler söyleyeceksin. Film kasacaksın, bize de paylaştıracaksın. Bak benim en nefret ettiğim şey. İnfluencerlar bana yapıyor bunu, gırtlaklarına sıkasım geliyor. Yalandan bir şey yapıyorlar. Yağmur çevik paylaşsın da etkileşim gelsin diye. Sonra 2 dakika sonra ben paylaşıyorum, siliyorlar bilmem ne. Nefret ediyorum bu durumlardan zaten. Neyse, Barış Kılıç'la bir ilişki yaşadım bilmiyorum. Hiç Barış Kılıç'ın daha önce biseksüel olduğuna dair haber girdik mi? Girmedik. Nereden tanıyoruz kendisini? Gamze Özçelik davasından tanıyoruz. Valla bilmiyorum ben. Şimdi arkadaş yalancı olduğu için, daha önce de böyle şeyler söyleyip yalan olduğu ortaya çıktığı için. Kendi adını bile kullanmıyor. Evet, kendi adını kullanmadı zaten. Önceki videoda söylemiştik. Doğru söylüyorsun. Şimdi DM girmediğim için de bana bunun bilgisi gelmedi. Peki, bazen kızıyorsunuz bize. İşte böyle her şeyi paylaşıyorsunuz falan diye. Ama biz bunları paylaşmadığımız zaman da hiçbir şey öğrenemiyoruz gördüğünüz gibi. Peki bir şey diyeceğim sana. Mesela biseksüel veya gay veya bir travesti veya transseksüel. Yani bir insanlar bunlarla bir şey yaşayıp da patlatması, ifşası onun düzgün adam olduğunu mu gösteriyor? Yok. O zaman o niye, da biseksüel. Evet, niye böyle bir şey yapıyor ki bu adam yani ifşa alıyor? Bilmiyorum ki, tanınmak istiyor işte. Tanınmak istiyor. O zaman bu da yalan olabilir Yağmur. Yani. Bu da yalan olabilir. Güya bileklerine dövmesi varmış. Son dövmesi sildirmiş. Bana ne? SS var mı sende? Bana zamanında fotoğraftan ortaya çıkartırsın. Fotoğraf ortaya koyarsın. Ben bunu alır haber yaparım. Çıkıyorsun. Ben onunla beraberim. Sarı çizmenin Mehmet abi. Ben de onunla beraberim. Hadi ispatlayayım o zaman. Ben de ispatlayayım onunla beraber oldum. Öyle herkes konuşuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ağız olan konuşuyor diyoruz ya. İspatlayın.
Ben diyorum ya, benim yapacağım magazinle Türkiye daha hazır değil. Çevremizde bir sürü örnekler var, bir sürü insanlar var. Kadınlar görüyorlar, kadınlar evleniyorlar, çocuk yapıyorlar eşlerinden. Sonra adamların biseksüel olduğunu öğreniyorlar. Ama bana belge sunarsın, şöyle haber yapabilirim. Biliyorsunuz artık herkes karısını aldatıyor, herkes kocasını aldatıyor. Yani bu da bir aldatma. Yani illa gidip Ayşe Fatma'yla karşı cinsle beraber olmana gerek yok. Kendi cinsinle de beraber olduğunda bu da aldatmaya giriyor. Fark ediyor mu? Erkek kadın. Etmiyor. Bir de bir şey diyeceğim. Sen demin haberini yaparım dedin de. Yani gay olduğunu veya transseksüel olduğunu haberini değil. Aldattığı haberi yaparsın. Aldattığı haberini yaparım. Bana fotoğraf ortaya koyarsın, belge koyarsın. Derim ki sen niye karını aldatıyorsun? Ayrı. Ne yapıyorsan yap. Biseksüelmiş. E ne yapayım? Cinsel tercih bu. Bana ne? Bu haber bile değil yani. Bana ne? Aynen. Bu beyefendi her beraber olduğu adamı böyle iddiayla atacak ortaya. Tabii. Kendini de gösterecek. Bu çocuk bir kere o hazzı aldı. O hazzı aldığı için de şimdi oynayacak. Ama gerçekte değildir bilemem. Bana belge getir arkadaşım. Biz üstünden gidelim. Dün akşam bir şey patlatıldı. Dedikodu Asra mı? Aynen. O sayfa. Değil mi? Yanlış okumayalım. Ben evet. De biliyorum da. Dedikodu Asra, Instagram hesabımı askıya aldıran ünlümsü birçok kişinin hesaplarını kapatmakla uğraşıyor. Yorum yaparken o ünlümsüye dikkat edin. Arkadaşların biri de geçtiğimiz aylarda bir magazin hesabının gerçek adını falan paylaşmıştı. Ayakkabılarını beğenmedi diye. Böyle şeyler yaptırdıkları bir Sherlock ekibi var galiba. Berfu hakkında haber yaptım diyor. Berfu demiyor şimdi. Ünlüsü, B harfi diyor. B harfi de demiyordu. Sonradan ama sonradan B harfi evet, diyor. Evet. Bendekinde B harfi demiyor. Sendekinde B harfi yok. Sonra baktı ortaya çıkıyor bu iş. Çıksın istiyor. Bir tarot arkadaşı fal bakıyor. Ve diyor ki bir kart seçtim. Şeytan kartı kendini direkt attı. Tahminim doğru, malum B kişisi. Enerjisi inanılmaz kirli, karma yaratmaya devam ediyor. Böyle yaparak sana faydası oldu aslında. Aşkım güvendiğim birkaç kişi daha çekti. Onlar da böyle diyor. Başkaları daha kart çekmiş. Şurayı atlamayalım. Zaten kendisi Oğuzhan Koç'tan bahsediyor. Ayakkabı mevzusu magazin sayfası. Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç'un familyasından birisi. Murat Boz, İbrahim Büyükağ, Eser Yenerler. Hesap kapatma doğru bir yöntem değil. Ben her zaman bunun savaşını verdim. Keza benim de iki kere hesabım kapatıldı yazın. İki ay ara vermek zorunda kaldım. Hesabım kapalı diye. Ama işte maalesef bunu yapıyorlar. Maalesef savaşabilirsin. Mahkemeye ver, kavga et, sayfanın kim olduğunu ortaya çıkart. Kadın robot, robot diye istediğine sallıyor. Öyle bir dünya yok. Bulurlar seni. Herkes bulur. Öyle kaçamazsın. Hepinizin hesap accountları var elimizde. Şimdi Oğuzhan Koç'un familyasıymış, bilmem neymiş ben bilemem. Bunlar B dediği için herkes Berfu dedi. Çünkü en son Berfu'nun haberini yapmış. Şimdi Berfu yapar mı yapmaz mı bilemem. Ama bizim seninle dünden beri bir analizimiz var. Şöyle bir analiz ortaya atacağız. Berfu kimsenin günahına girmem ben. O B harfi diyor. Siz Berfu dediniz diye ben de Berfu diyorum. Bir de en önemlisi Oğuzhan Koç'un grubundan olduğunu iddia. Bir de Oğuzhan Koç'un grubu zaten Eser, Berfu hepsi aynı. İbrahim, familya. İbrahim olmayacağına göre, Murat Boz yapmayacağına göre Eser Yener ver. Berfu kalıyor ortada. Evet. Şimdi Berfu'nun kendi yaptığı bir talk show var ya. O talk show'da diyor ki ben çok kinciyim. Ben çok intikamcıyım. Hatta benim evimde böyle bir listem var. Ben o listeme böyle beni üzenlerin adını yazarım. Hepsinin ipini çekerim diyor. İpini çektikten sonra da çarpı atarım diyor. Hatta şey diyor, ben çok şaşırmıştım. Gebersinler diyor. Çok affedersiniz. Gebersinler diyor. Böyle bir şey var kendi kanalında, talk show'unda. Hepsi beter olsunlar diyor. Mesela kimi kendi intikamını kendi alır, kimi de ilahi güce bırakır. O olması gerekeni oldurur. Eğer gerçekten Berfu böyle bir karakterse bunu yapmış olabilir. Yani hesap kapat Trump bir karakter olabilir. Yani kendi cezasını kendi vermek isteyebilir. Keza familyası da bunu yapıyormuş işte, öğrendik. Ama eğer o Berfu'da ise de günahını almayalım buradan. Şimdi sesli düşünüyoruz. Biz bir de Oğuzhan Koç'un hangi arkadaşı olabilir? Ben onu söylesin o zaman. Yani dedikodu Astro böyle bir ortaya bir şey attı. Oğuzhan Koç'un familyasından, onların arkadaşlarından biri. Yani çok kötü bir zihniyet olması lazım hesap kapatabilmen için. Evet, çok böyle seni tahrik etmiştir, hakaretler etmiştir falan, gözün dönmüştür. Ama hani bilemem, bir ayakkabı için, bir tişört için hesap kapatmak, kimsenin ekmeğini oynamak hoş değil. Zaten sen onu bırak. O zaten olması gerekeni olduruyor. Hep bunu söylüyorum. Ama sabırla beklemen lazım. O sabır da maalesef işte herkeste olmuyor. Kimisi kendi cezasını kendi vermek istiyor. Kimisi de hayırlısı olsun deyip geçiyor. Sıcağı sıcağına akan magazinden devam ediyoruz. Bana bugün bile demişler ki, hatta videoya başlamadan önce ben oda topladığım için, bayağıdır da ev topladığım için diyen bakamıyorum. Yağmur Çevik TV ve Blok Yağmur 3 sağ olsun bu süreçte beni idare ediyorlar. O süreçte bir de şöyle bir iddia geldi bize. Dediler ki Pelin Akil boşanıyor. Hatta bunu bir pedagog eşliğinde yapmak istiyor. Çünkü çocuklar sarsılsın istemiyor ve bunun bu süreci nasıl yönetebileceğimizi bilmiyoruz. Bize destek olun diye bir pedagogtan randevu aldığı söylenildi. Ve biz de buna girdik. Ama nerede girdik?
Burası en önemli kısım. Biz bu iddiaya isimsiz girdik. Devamında kanalda Pelin Akil diye söyledik. Bu haberi girince Pelin Akil'in bana ulaşacağını biliyordum. Ve ulaştı da. Ama sağ olsun çok tatlı bir üslupla bir diyalog gerçekleştirdik. Çünkü sert de karşılayabiliyorlar bu durumlarda. Çünkü kolay değil. Bir aile üzerine konuşuyoruz ve eğer çok gizli bir haberse ilk defa bu hemen sosyal medyada duyuluyor. Daha kendi aralarında konuşulmadan, daha kendi çocuklarına aktarmadan bizler bunu konuşmaya başlıyoruz. O yüzden sinirlenebilir insanlar. Ben bunu her zaman çok anlayışla karşılıyorum. Ben veya dış sesim. Bize geldikleri zaman da çok sakin bir tavırla onları ağırlıyoruz. Ve Yağmurcuğum dedi, pedagogdan aldığımız randevu doğru. Ama bizim için değil, bir tanesinin yani ikizlerinden birinin birazcık bu ara agresyon tavırları yüksek. Bundan kaynaklı da bu süreci nasıl yöneteceğimizi bilemediğimiz için pedagogdan yardım almak istedik. Bu zamana kadar sana gelen her şey doğru ama kişiler yanlış, eşim değil çocuğum. Bir de gerçekten bu bilgi sana pedagogdan geldiyse söyle yollarıma yürüyeyim dedi. Hayır dedim ben de. Kimsenin ekmeğini oynamaya hiç gerek yok. Çünkü pedagog asla böyle bir şey yapmaz. Ben de psikiyatriye gidiyorum. Hepimiz gidiyoruz. Neler anlatıyoruz? Allah korusun. Bu bilgiden dışarı çıkarsa kime güveneceğiz biz bu ülkede? Diyorum devletime güvenmeyeceksem, bankama güvenmeyeceksem, psikiyatrime güvenmeyeceksem kime güveneceğim ben bu dünyada? Bundan kaynaklı da hayır dedim ama ne var işte duyuluyor. Oradan oraya gelen bir çaycı abla bile ona söyler, o ona söyler. Biliyorsun iki kişinin bildiği sır değildir, duyulur. Ama pedagog asla değil. Pelin'e bunu anlattım. Sonra çok tatlı bir diyalog gerçekleşti aramızda işte. Ve sebebini açıkladım. Hemen geldim kanala. Dedim ki arkadaşlar bakın bu sebepten dolayıymış. Belki şu da olabilir. Bak açık açık söyleyeceğim. Kanalda bunu söyleyemedim. Belki bana söylemek istemeyebilir. Belki magazine düşsün de isteyemeyebilir. Yalan da söylemiş olabilir o dakika. Ama ben yalan olduğunu düşünmüyorum. Hepsine güveniyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Siz ne anlatırsanız biz ona inanıyoruz. Umarım boşanmasınlar bu arada. Biz ondan yana değiliz. İki tane dünya tatlısı çocukları var. Bundan da hiç keyif almayız. Ama bana söyleni ben söylüyorum. Bana dedi ki hayır şu an bir boşanma yok. Çocuklarım için olan bir süreçti. Ama ben gene diyorum ki haklarına hayırlısı. Umarım öyle bir şey değildir. Şimdi ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Burada beni o gün çok sinirlendirdiler. Hatta birkaçına yazdım. Bunları silinlerini görebildiğime yazdım. Göremediğim bir sürü magazin sayfası var biliyorsunuz. Amip gibi çoğalıyoruz. Göremedim birçoğunu. Gördüklerimi sildiler. Ama ben kanala atmışım bu olayı. Zaten patlatabileceğim bir haber olsa ben patlatırım. Sana mı kalmış? Ötekine mi kalmış? Kendim, beni sevdiğim magazinin, desteklediğim sayfaları söylemiyorum. Onlar zaten bana sormadan bir şey yapmıyorlar. Ama diğerlerini anlamadım arkadaşım ya. Benden bahsediyorsunuz benden. Beni patlatamayacağım bir haberim olur mu? Veya yayınlayamayacağım bir magazin haberi olabilir mi? Sen bana kalmadan sen nasıl paylaşırsın? Bir de zaten ben bile bile oraya atıyorum ki hem benim özel alanım olduğu için hem de hakim olanlar varsa daha fazla bir şeye bana dönüş yapsınlar diye. Ben de orada haber oluşturuyorum. Yani benim şu an gördüğünüz DM'lerim, kanallarım, Twitter'ım, diğer hesaplarım, YouTube'um burası hep benim haber akışım. Yani sen benim haber akışımdaki özelimden geleceksin, alacaksın, paylaşacaksın, patlatacaksın. Hem de Yağmur Çevik'in olduğu bir alanda. Bu birazcık hadsizlik oluyor arkadaşlar. Üzgünüm. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani benim ders çalıştığım bir alanda. Düşünsene ben buraya bir kağıdım tutmuşum bir ofiste. Sen Yağmur Çevik'in kağıdı deyip alıp bunu paylaşıyorsun gibi düşün yani. O yüzden bir daha sakın ama sakın böyle bir şey yapmayın. Bunu buna söylüyorum. Net olsam zaten ben kendi girelim. Kendi hikayemle paylaşırsın zaten. Ben girelim. Benim kaynaklarımı alın. Paylaşın. Sorun yok. Hatta hala dönüyor boşanıyorlar diye. Daha bir boşanma yok arkadaşlar. Eğer boşanma olursa zaten Pelin bize söyler veya bana bir iddia gelirse haberleşiriz tekrardan bu durumla ilgili. Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kara paradır diye 2 aydır konuşuyoruz. Fenomenlerimizle ilgili bir soruşturma başlatıldı. Hatta dünyada başlatıldı bu soruşturma. Genelde bir kısmı ev hapsinde, bir kısmı da normal demir parmaklar ardında. Ama belki kaçakçılığından çoğu ev hapsinde. Geçen gün Erk Aceler bu sefer Görkem Karman'ı paylaştı ve dedi ki vergilerini ödemiyor. Hatta para kazanmadığını söylüyor ama nasıl Trendyol'da satışları veya diğer marketing sistemlerde satışları en üstte gözüküyor dedi. Ve Görkem Karman'ı hedef gösterdi. Görkem Karman da bunun üzerine birkaç tane story çekti, açıklama yaptı. Bir durum söz konusu. Çok da hak veriyorum. Kimseye de kızmıyorum bunu sorguladığı için. Ben de her şeyin cevabı var. O yüzden şeffaflıkla 12-13 senedir bana güvenen her koşulda, her işbirliğimde, her marka kurmamda, her hamlemde destek olan insanlara bir açıklama borçluyum diye daha da dalına budaklanmadan ilk benden duyun, bilmeyen de benden duysun istedim. Şimdi dün gece saatlerinde Twitter üzerinden, yeni adı X üzerinden bir tweet'te mentionlandım, etiketlendim yani. Markam ve ben etiketlenmişim. Gazeteci Emre Bey, Emre Erciş beni etiketlemiş. Emre Erciş'miz, pardon.
Görki Tokmak şirketimin vergi levhasını paylaşıp neden 3 senedir matrahsızsınız, ürünlerinizi en çok satanda nasıl kâr etmiyorsunuz açıklar mısınız demiş. Ben ona bu arada kesinlikle kızmıyorum, kin gütmüyorum çünkü şu an o kadar kirli bir kozmetik dünyası ve kaotik bir durum ki. Evet. Çok güzel bir açıklama yapmış. Çok güzel açıklama yapmış. Şimdi bak, ben işte şuna karşıyım. Herkes bir isim veriyor ya. İşte bu sağlıklı bir durum değil arkadaşlar. Yani tamam, çok haklısınız. Varsa hepsinin foyası ortaya çıksın ama belli ya. Yani foyası olan insanlar veya katakule yöntemiyle zengin olan insanlar belli. Ama onları kimse konuşmuyor. Kimse onları değinemiyor bile. Ben de değinmeyeceğim. Ben de kahraman değilim. Bana kalmadı dünyayı, ülkeyi kurtarmak. Görkem Karman dediğin insan, benim rahatsız edebilecek bir zenginliği yok. Neyi konuşuyor? Fazla yaşayanları konuştuk değil mi? Bu iki yılda nasıl bu kadar zenginleşti dediğimiz insanları konuştuk. Ve hepsinden bir şey çıktı günün sonunda. Ama şimdi ben Görkem Karman'a baktığım zaman beni rahatsız edebilecek bir yaşantısı yok. Ha, belki yapıyordur, belki kaçıyordur, ben bilemem o kısımları. Ama gözümüzün önünde zenginleşen, gözümüzün önünde çalışıp kazanan bir influencer. Ben bilmem, ürünleri çok iyidir, çok satıyordur. Bana göndermediği için veya ben kendim gidip almadığım için deneyimlemedim. Ama çok iyidir, çok kötüdür bilemem. Hani böyle wow, Görkem Karman da incelensin diyebileceğim biri değil günün sonunda. Ama bak, kendinden emin insan işte böyle hemen açıklamasını yapar ve dedi ki saat 5'te benim evime gelecek, onu da buraya çağırdık dedi ve bilgisayarı açacağız, beraber bütün kestiğim faturalarla dahil olmak üzere hepsini inceleyeceğiz dedi. Budur işte. Matrahsız olmanın nedeni de kendince şu açıklamayı yaptı. Evet, matrahsızım dedi. Ben kazandığım parayı yatırım yapıyorum. Yani 100 milyar kazanıyorsam hemen koşuyorum, gidiyorum. 100 milyarlık malzeme alıyorum veya 100 milyarlık yatırımla para ekliyorum. O yüzden de kazandığım para direktman başka taraflara gidiyor. O yüzden de matrahsız gözüküyor. Evet, herkes yapıyor bunu matrahsız. Yani her yatırımında şöyle bir şey var. Herkes yatırıyor olabilir. Ama sen bunu ispatlayabiliyorsan, yani buyurun arkadaşlar, ben 675 milyar lira kazandım. Buyurun, 675 milyarın da gittiği yer buralar diyebiliyorsan hiç sıkıntı yok zaten. Çok da güzel açıklamasını yaptı. 5'te buluşacaklardı. Buluştu. Buluştular da, evine de geldi. Evet. Demek ki bir sorun yok. Evet, buluştuktan sonra şu açıklamayı yaptı. Beyefendi geldi, bütün evrakları gösterdim ama bunları bana yazanlar veya bunları bu şekilde hala uzatanlar olduğu takdirde bu sefer kusura bakmayın, ben de kendi hakkımı arayacağım dedi. Çok hoş bir şey değil çünkü. Bak, evet, bunu markalar görüyor, diğerleri görüyor. Mesela ben dikkat ettim bu süreçte. Atıyorum mesela Buse Terim'le ilgili değil mi? Fon. Evet. Olayları var. Ama bakıyorum mesela markalar çalışmaya devam ediyor. Veya diğerleri için masaya yatırılan fenomenlerle ilgili zaten yasaklama geldi. Ama diğerleriyle, yani iddiaları olan insanlarla ilgili herhangi bir olumsuz süreç işlemedi. Yani hepsi hala markalarla çalışmaya devam ediyor. Ama risk teşkil ediyor mu? Teşkil ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen iyi bir vücut analizi yapan bir insansın. Görkem'le baktığın zaman gerçekten diğerleriyle kıyasladığın zaman, açıklamalardan bahsediyorum. Evet. Yani diğerleri Dilan olsun, Eylül olsun, kızı diğerleri şey nasıl bir açıklama yaptığını gördük. Evet. Belli bir yere sıkıştı mı yapmayabildiler. Evet. Ama Görkem gayet rahat mıydı? Bana mı öyle geldi? Rahattı. Evet. Kendilerine emin insan duruşuydu. İşte ben dedim ya, Eylül bana birazcık suçlu geliyor diye. Bir şeyler açıklamasından sorun yok. Ama vücut dillerine baktığım zaman ben bu insanın bir şey var diyorum. Ama Görkem'e baktığım zaman bir şey var diyemedim. 10 yıldır bu sektördeyim dedi. 10 yılda hani olsa çok daha iyi yerlere gelirdi. Normal bir evde oturuyor. O dediğini ben fazla kabul etmiyorum. Yani parayı saklayabilir. O dediğini kabul etmiyorum. Mesela, her şey evrakta saklıdır. Evrakta gizlidir. O kısma ben katılmıyorum. Çünkü bazı insanlar çok kazanıp göstermeyebilir. Ama bu huyu suyu da değişiyor ya insanların. İşte bu evet. Süreçte. Bu kızın huyu suyu da değişmedi. Enteresan, farklı bir şey görmedim ben Görkem'de. Kara parayı konuşmuşken bir soru daha ben sorayım sana. Bu kara parayı açıklayanlar, bulanlar, işte savcılar olsun, emniyet mensupların yerleri değişti. Tayinleri oldu. Ne oluyor burada? Şimdi ben biraz avukatlarla konuştum. Tayin zamanı değil bu zaman. Yani tayin edilme zamanı değil. Başarı için daha yüksek bir yere gidebilirsin. Ama başarısızlık, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndan Erzurum'un -15'i bence başarısızlıktı. 5 video önce, 6 video önce daha hiç bu konular konuşulmazken dedim ki Dilan Polat çıkabilir. Bana iddiası geldi. Aralık son dediler. Ama herhalde ocağa kayacak gibi geliyor. Ocak gibi falan Dilan çıkacak dediler. Ben söyledim. Hatta sen bana kızdın. Doğum hakim ödü çıkmadı. Hakim ödü çıkmadı falan dedim. Bana ne dedim? Bana ne, istediği yere çıksın çıkmasın. Ben bana iddiaları söylüyorum. Şimdi bakıyorum ki, hatta geçen gün story'de de paylaştım. Bence iddialarım doğru çıkacak dedim. Şimdi ben bilemem. Savcı işini doğru yapıyordur. Atanmaların süresi gelmiştik. Avukatlarla konuşmuşsun. Daha bunun süresi de yok dediler. Bir şeyler tabii ki dönüyor. Şimdi bir yandan Dilan'ın arabaları sergileniyor, şov yapılıyor diyoruz hatta değil mi? Dilan'a bakan savcıların atanması gerçekleşiyor, avukatlar değişiyor,
Hüseyin Bey diye bir avukat geliyor. Manipüle yeteneği acayip iyi, acayip yüksek. Farklı bir şey sorduğun zaman sen çok başka yönden, başka şekilde cevaplar veriyor. Sorduğun soruyu da unutuyorsun. Hani almak istediğin cevabı da alamıyorsun ama onun verdiği cevapla da tatmin oluyorsun garip bir şekilde. Ama bugün mesela Feyza olsun, Murat Ağrıer olsun. Sinirliler. Hepsinin yani. Sinirliler. Evet, sinirlerini bırak. Şöyle Feyza'nın şöyle bir yazısı var, onu okuyacağım. Murat Ağrıer de çünkü söylemiş bu yazıyı. Feyza Altun şunu yazdı. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla, doğrusuyla bu mücadelenin benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletin midir? Murat Ağrıel'de. Adliyedeki atamaların şifresi kasa kazandı. Hayırlısı olsun. Yani vardır bir bildikleri. Ben bir şey diyemiyorum şu an. Çünkü avukatları Hüseyin Bey'in söylediği bir şey var. Delil yetersizliği diyor. O her seferinde Dilan Hanım reklam yüzü diyor. Dilan Hanım'ın şu an İçeride tutulması da çok saçma diyor. İzliyorsunuz işte. Benim burada söylememe gerek yok. Bana göre de Dilan çıkacak. Bugün yarın Dilan çıkacak. Şu an baktığımız tabloya göre de bu doğrultuda ilerliyor ki Feyza'nın Murat'ın sinirinden de bunu anlıyoruz. Dosya kapanacak gibi gözüküyor ama Engin kalır. Onu bilemem. Engin için süreç daha devam eder. Onu bilemeyiz. Takipteyiz biz de. Gazeteciler ne söylüyor, avukatlar ne söylüyor diye. Savcılarımız hakkında ne kararlar alınıyor deyip takipteyiz. Ama sanki evet, dosya kapatılıyor gibi geliyor onda. Hayırlısı olsun. Öyle hissediyorum ben de. İzleyelim, haklarına görelim. Hayırlısı olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, tek işte Dilan'ın veya Görkem'in başına gelmiyor. Mesela Şiare için de bir süreç başlatıldı biliyorsunuz İtalya'da. Hatta Şiare'yi bence dünyada tanımayan yok. Dünyanın ilk influencerlarından, en ünlü influencerlarından biri. Geçen sene kemik kanseriyle mücadele eden çocukların tedavisine bağış toplamak amaçlı 1 milyon euroya yakın para toplandı. İtalya'daki vatandaşlar sayesinde ve bu ve Şiare'nin öncülüğü sayesinde. Ve Şiare dedi ki ben bunu hastaneye bağış yapacağım bu toplanan parayı dedi. Ama hastane ödemeleri bakıldığı zaman hiçbir şekilde ödeme gerçekleşmemiş. Şöyle bir sözü var. 1 milyon üzerinde hasılat yaptık. Bu bağışı gidip hastane yapacağım dedi. Bakıyorlar ki böyle bir ödeme gerçekleşmemiş. Hatta geçen sene de hatırlarsanız bununla haberine girmiştik. Şiare ve eşi Como Gölü'nde de lüks bir villa satın almışlardı. Çok da güzel havuzu falan vardı, göle sıfır. Baktığın zaman aslında hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Evet, Şiare'nin kendi markası var. Evet, dünyanın en ünlü influencer'ı. Ama hep şunu söylüyorum ya size. İnfluencerlıkta, YouTuberlıkta para var. Para yok değil. Ama bu hayatları yaşayamazsın. Yaşasam ben yaşardım 4 yılda. Anlatabiliyor muyum? Ben de yaşardım. Göle sıfır bir evde, okyanusa sıfır bir ev alırdım. Amerika'da, orada, burada. Bu paralar yok. Ben bir şey söyleyebilir miyim burada gelip? Bir mecliste bir Dilan Polat olayı olmuş bayağı da. İzledin şimdi mi? Şimdi. Evet. Bugün var, Candan var, Eylül var, Seçil var, Özlem var. Var da var. Bunlar hepsinin ortak özelliği bu TikTokçuların fenomenleri. Önce Umre'ye gidiyorlar. Sonra Dubai'ye. Sonra nereye? Gürcistan'a. Sonra ne yapıyorlar? Estetik yapıyorlar. Benim gibilerle ilişkisi yok hanımefendi. Sizi yetiştireceğim diye dolandırıcı namussuzlar insanları memleketin başına belirttiniz. Bu kronolojik sırayı milletvekillerimizle ezberlettik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an Türkiye'de herkes aynı şeyi konuşuyor işte. Dediğim gibi tek bizimkiler yapmıyor. Dünyada böyle. Bu paralar, bu yaşantılar. Bir ama söz var. Şey bak çok severim o sözü. Çok mal haramsız, çok lafta yalansız olmuyor gerçekten de arkadaşlar. Etrafında çok fazla zenginler varsa bil ki burada bir katakulli var. Bunu da söyleyeceğim. Evet ama bak ne güzel söylüyorsun. Bütün Türkiye bunu konuşuyor diyorsun. Bu evet. Türkiye'yi bunu konuşturanları Erzurum'a yolluyorsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Şiare bir açıklama yaptı bunun üzerine ve dedi ki gözden kaçmış bazı detaylar ve ben bunu toparlayacağım. Hatta kazandığımı da aynen iade edeceğim hastaneye dedi. Çok ama da gözden kaçacak bir para mübarek. Hatta devlet ona 1 milyon euro üzerinde bir ceza kesiyor. Cezayı da kabul etmiyor. Bunun için mahkemeye başvuracağım. Bu çok yüksek miktarda bir ceza diyor. Ama herhalde devlet o parayı sende bırakmaz diye düşünüyorum. Hatta hatırlar mısınız bak haram işte bak haram boğazına haram lokma geçmeyecek. Geçen sene de eşi ölümden döndü. Hatırlıyor musun? Pankreastan şüphelendik. Bütün bağırsakları alınacak. Evet evet evet, evet hatırladım hatırladım şimdi. Çok büyük hatta kanser diye söylediler. Ama herhalde bilmiyorum artık değil mi kendisi öyle mi. Ama toparlandı çok şükür. Ben kimse hastalıkla sınanmasın bundan yanayım. Ama işte bak bazı şeyler tesadüf değil. Senin olsun, alın teriyle olsun, emek ver, bak gerçekten tadından yenmiyor. Bu sefer sistem sana işliyor, sistem sana çalışıyor. Gerçekten sen böyle haksız bir şey yaptığın zaman sistem sana çalışıyor. Bu lafını da unutmayın. Devam ediyoruz. Acun'la ilgili bir dosya ortaya çıktı. Hatta Seda Akgül tarafından yapıldı. Adnan Oktar'ın yanında çalışıyordu. Sonrasında Mehmet Ali çıktı. O da başka bir şey söyledi. Acun'un paraları nereden kazanıyor dedi. Oklar bayağı böyle Acun'un üzerine çevrildi. Acun çıktı, bir açıklama gerçekleştirdi ve dedi ki
Hepsine cevap vereceğim dedi. Seda Akgül dedi. Bir tek benle çalışamayan insan değil dedi. Kanal D'den de kovuldu dedi. Mehmet Ali ile ilgili Çarkı Felek'te sunucu yapmadığımız için bugün bu konuşmaları yapıyor dedi. Zaten Mehmet Ali de biliyorsunuz konuşmasını en sonunda demişti ki ama Acun beni çağırsa çalışırım demişti. Parasız belli ki yani işi yok gücü yok. Hem de Mehmet Ali'nin büyük bir tabii kendisi bilir ama bunu bütün Türkiye bilir. Kendisinin iyi bir kumar oynadığı herkes bilir yani. Paraları... Ya zaten o ben nasıl kazandım demiyor. Acun nasıl kazandı? Bana söyleyin ya. Bir röportaj yapmak için sıraya giren bir adam. Nasıl bugün jetleri, yatları, katları hangi kanal sahibi Acun kadar zengin dedi. Böyle şeyler söyledi. Bilemezse tabii ki insanlar nasıl para kazanıyor ama Acun'un açıklamasını yaptı bunu. Dedi ki beni formatlarım reyting üstüne reyting kırıyordu dedi. Amerika'da var mısın yok musun yapıldı Türkiye'de dedi. Ama ben yaptım reyting rekorları kırdım. Keza dedi O Ses Türkiye 10 sene gitti dedi. 10 sene boyunca reyting rekorları kırdım dedi. Survivor dedi onun üstüne geçti dedi. Yani hangi yaptığın proje ses getirmedi dedi. Ki keza buralara haklı. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabii ki her şey Allah bilir ama bir paranı kazanıp kumarda yemek var, karı kız yemek var, uyuşturucu yemek var. Bir de kazandığın parayı yatırıma döndürmek var. Arkadaşlar selam. Tekrardan araya giriş yapıyorum. Yine edit başındayım. Daha doğrusu son bir kontrolleri yapıyorum şu an. Arkadaşlar şimdi ikinci sayfayı konuşmadan da video yüklemek istemedim. Çünkü biliyorsunuz dün İrem bombayı attı. Dün gece attı bombayı ortaya. Dedi ki iki tane manam var. Biri dedi birini dolandırıyor ve bunu kocasıyla yapıyor dedi. Öteki de garibim hakkını aramaya çalışıyor dedi. Aynı zamanda bunlar inanılmaz dedikoducular dedi. Konuk aldıkları herkesin hakkında konuşuyorlar dedi. Ve bunu herkes biliyor dedi. Ve benim şu an kimden bahsettiğimi de herkes anladı dedi. Dedim anladık İrem. Tabii ki anladık. Anladık Müge ve Gülşen'den bahsettiğini. Herkes anladı ki keza onlar da zaten kendilerini bildikleri için bugün canlı yayında buna bir açıklama getirdiler. Cevap verdiler. Ama açıklamaları tabii ki bize geçmedi. Hepiniz aynı şeyi yazdınız. Ki keza gittim onların YouTube videolarının yorumlarına baktım. Videoları izlemedim. Sadece yorumlara baktım. Ve orada da aynı yorumlar vardı. Bize geçmedi yorumları vardı. Ben bir şey söyleyeceğim dedi. Sence? Yani bir şey yok muydu orada? Bir tedirginlik açıklama yaparken. Bir gerginlik. Bir gerginlik vardı. Çok özür dilerim. Bu arada evde tadilat var. Bir yandan temizlik var. Duyuyorsunuz sesleri. Ama biz beyin kahvede çalışıyoruz. Evet. Bir gerginlik vardı. Vardı. Endişe yani vardı. Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştılar. O da olabilir. Hayır canım. Yeşim Salkın'da patlattı ya bunları. Bu Müge Gülşen evlenmeden önce ya da şu anki kocasını bilmiyorum. Bir yer çalışıyormuş. Bunlar bir adama aşık olmuşlar. Saç başa girmişler. Vallahi. Aynı evde yaşadıkları dönem. O konuda yalan dediler. Yalan dediler. Biz çok başarılıyız dediler. Biz hep iftira atıyorlar. Başarımızdan dolayı kıskanıyorlar dedi. Neyin başarısı? Bizim kaynaklarımızı ilerleye gidiyorsunuz. Neyin başarısı bu? Beni doyuramıyorlar hiçbir anlamda ama onlar çok başarılı olduklarını söylüyorlar. Doğrudur tamam bir şey diyemiyoruz. Herkesin bir izleyicisi var. Ona saygım sonsuz. Sadece ben şunu anlamıyorum. Dilan'ı her gün orada eleştirirken, Dilan için her gün orada dolandırıcı derken sen gidiyorsun yanındaki arkadaşını dolandırıyorsun. Burası çok tuhaf değil mi? Tabii ki iddialar doğruysa. Bu iddialar doğru mu değil mi diye bunu tartışacağız. Bence bu iddialar doğru ki keza bana doğru diye haberler geldi. Yani haber bana doğru dediler. Bunu şu an herkes konuşuyormuş. Dedikodu kısmını da herkes arkada konuşuyormuş. Evet karma yılı dedik. Karma yılına elveda diyoruz hatta 2024'e giriş yapıyoruz. Ama giriş yapmadan da maskeler düşmeye devam ediyor. Açıklama yaptılar ama açıklamaları dediği gibi listesinde hem gergin hem telaşlılardı. O yüzden bu bize geçmedi. Her şeye cevap veren Müge'den daha fazla konuşan Gülşen. Bir de herkes şey diyor Müge kim Gülşen kim? Gülşen sarışın olan yani daha açık olan. Bugün bir suspustu. Tamamen Müge'ye bırakmıştı. Müge savunmaya çalışıyordu. Benim burada anlayamadığım bir şey. Müge sen dolandırıldıysan bu çift tarafından nasıl bunları hala koruyabiliyorsun? Nasıl hala bir açıklama yapıyorsun? Bu kısmını çok anlamış değilim. Ama şunu da düşünüyorum. Eğer açıklarlarsa bunu doğruyu bu Müge'ye de sirayet edecek. Müge de zarar verecek bu durum. O yüzden Müge bence arkadaşını savundu ama bu kısmı gerçekten anlamış değilim. Gülşen ve kocasının Amerika'ya kaçacağı dair iddialar var. Kim söyledi bunu? İrem mi söyledi? Evet İrem söyledi bu iddiayı da. Hatta Ocak'ta TV8'in sunucusu değişecek falan diye de bir söylemler var sağda solda. Bu haberlerden dolayı da Acun bir yere kımıldamayın diyebilir. Dikkat çekmeyin diyebilir veya doğru değildir artık bilmiyoruz. Ama bana haber doğru dediler. Ama elimde tabii ki kaynak olursa çok daha iyi olur. Ben her zaman onu söylüyorum. Tabii ki fatura kesiyorsa, yalan yanlış dolandırıyorsa bilemem. Bunun kaynağı bize nasıl gelir? Tabii arkadaşlar herkes bana şunu söyledi. İrem
hani böyle bir şey yapmaz. Çünkü İrem biliyorsunuz kadınları destek. Hatta ben yufka yürekli diye bazen kızıyorum ona hemen affediyor diye. Demek ki İrem hakkında da konuştular ki İrem dayanamadı bugün. Hatta dün bu konuşmayı gerçekleştirdi. Bu İrem'in iddiası. Belki elinde delili vardır. Belki ona çevrelerinden biri söylemiştir. Ben çevrelerinden haber bekliyorum şu an. Ama bu haber doğru diye bana söylenildi. Hatta şu an Show TV'de olmak üzere. Kanal söyleyebilirim herhalde. Bütün ekip bunu konuşuyor. Bu konuları konuşuyor. Herkes bu konuları konuşuyor. Ufak ufak haberler geliyor. Gülşen'in eşi zaten dolandıran Gülşen diyorlar. Gülşen'in eşi de Okan Üniversitesi'nde konuşmacı olarak katılacakmış. Ama son dakika başkası katılmaya karar verilmiş. Bu tabloyu koyuyorum zaten. 3 Ocak'ta da mesela bir başkası olacakmış. Onun da yeri değişmiş. Onun yerine başkası gelecek konuşmacı olarak. Değişebilir, hastalık olabilir, başka bir şey olabilir, her şey olabilir. Bu sirkülasyonlardan kaçmak isteyebilir. Her şey olabilir, bunu anlıyorum. Ben demiyorum ki Amerika'ya kaçacaklar diye. Şu an zaten öyle bir şey varsa da bu artık iptal oldu. Bunu da bilin yani. Gidemezler şu an bir yere. Haberleri doğrulacaklar çünkü bir yere giderlerse de. Bakalım. Bu konu eskisini istemedim. O yüzden buraya da hemen giriş yaptım. İrem'in iddiası bu. Devamı gelecek mi? Bize takipteyiz. Bu arada ben bu konunun peşindeyim. Ben bu konunun takibindeyim. Bana da iddialar gelirse an be an sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi siz kaldığınız yerden devam. Artık ne kaldı bilmiyorum. Videonun sonundayız çünkü. Öpüyorum. 2024'e girmeden dünyada neler olacak, neler bitecek, öngörüleri neler? Biliyorsunuz Kehanet Dergisi diyoruz hatta buna. Derginin her şeyi çıkıyor mu ya bu? Her şey çıkıyor bu derginin. Her şey. Her şey çıkıyor. Zaten Rothschild'ler biliyorsun bu derginin sahipleri. 38 yıldır bir gelenek bu. Şimdi biliyorsunuz güneş fırtınası zaten dünyada konuşuluyor. Hatta dedim ki ben en son dergi kapağını yorumlarken güneş fırtınası olacak, elektrik kesintileri olacak ama en çok yurt dışı yani Amerika falan etkilenecek demiştim. Geçenlerde hatta 5 Aralık'ta İngiltere Başbakan Yardımcısı dedi ki olası ihtimallere karşı mum stoklayın, pilli radyo barındırın dedi. Belli ki elektrik kesintileri bekliyorlar. Her sene yeni yıla girerken biliyorsunuz bu dergi kapağı çıkıyor. Çünkü sana diyor ki yeni yılda seni bunlar bekliyor. Sinyal yok hep vardır ya. Evet doğru. Ona benzemiyor mu? Evet aynısı. Gerçekten evet. Güzel bir analiz. Yani bu yıl en çok bizi etkileyecek olaylardan biri de bence elektrik kesintileri. 2024 Ocak ve Eylül arasında bir günde güneş fırtınası olacak diyorlar ve bundan kaynaklı da elektrik kesintileri gerçekleşecek diyorlar. Şimdi dergi kapağına baktığımızda burada önemli olan kısım ABD seçimleri yaklaşıyor. Kum saati doluyor. ABD seçimlerine göre artık ortam şekillenecek. Biliyorsunuz bunlardan biri de Trump. Ama diyorlar ki Biden gidecek yerine Kamala gelecek diyorlar. Hatta biliyorsunuz Simpson'lar da bunu söylemişlerdi. Yani bir yerde Biden gidiyor, onun yerine Kamala geliyordu. Gördüğünüz gibi bir tane tek göz var ve etrafında da beyinler var. Bu diyorlar ki yapay zeka. Yani yapay zekanın önemi gitgide daha da fazla artacak. Zaten şu anda yapay zekanın kucağındayız. Her şey internete bağlı. İnternetsiz adım bile atamıyoruz. Ben bunu bu kadar detaylı girmek istemiyorum. Burada dikkat çeken şey yapay zeka. Siber saldırı sorununda elektrik kesintileri, su kesintileri. Düşünsene elektriğin, suyun olmadığı bir dünyada kaotik günler hakim olacak. Kaos hakim olacak. Dünya Yarını Bırak filmini izleyenler bizi anlayacak. Hatta Dünya Yarını Bırak filmini izleyenler çok beğendi. Hatta bazıları dedi ki acayip enteresan bir film. Daha filme girmeden şey hissediyorsun, bir gerilim hissediyorsun. Yani filmin renklerinden kaynaklı mıdır, başka bir şeyden kaynaklı mıdır? Ama Kaan'ın Tavsiyeleri diye bir tane çok güzel bir YouTube kanalı var. Onu izlediğiniz zaman göreceksiniz. Bu filmi yorumlamış. Yani filmde o kadar çok sübliminal mesaj var ki zaten filmi... O kadar var ki Yağmur. Evet ben de izledim. Ve kaçırmışız. Ve kaçırmışız ya mesela. Bu aradaki dalgayı ben nasıl evet kaçırdım? Evet ya. Bak her yatak odasında tamam mı? Dalga yükseliyor. Dalga bu kadar başladı ilk önce. Olaylar genişledikçe, kaos arttıkça dalga... Seviyesi yükseliyor. Ve en son filmin sonunda dalga komple odayı kaplamış. Evet yani bu kaosun yükseleceği mi? Yani mesela siber saldırı deyip geçiyoruz ama sonra daha kötü günler mi bizi bekliyor? Ne bileyim tsunami mi olacak? Bir kere mavi ve kırmızı rengi çok kullanılmış. Evet Yağmur ya. Nasıl fark etmedik fark ya? Fark etmedik her yerde. Ya her yerde. Yani insanlar sadece mavi ve kırmızı giyiniyorlar. Evet, farkında evet. Değiliz ama. Bu mavi de işte iyi şey düşünmek. Mavi huzur, evet. Kırmızı. Zaten evet. Rüyada da öyledir. Rüyada mavi görürsen muradın olacak veya yeşil. Kırmızı görürsen de kırmızı genelde olumsuz şeylerde kullanılıyor. Dünyayı Ardına Bırak filmini izleyenler de siber saldırıyla karşı karşıya kaldığımızda neler yaşayacağımıza şahit oluyoruz. Ne oldu aşkım? Ne oldu? Yemek yok. Çekimdeyiz. Yemek yok bebeğim. Yemek yok. Yemek yok anneciğim. Oy dü 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 dü.
Masaya çıkamazsın. Çekimdeyim ben. Hadi otur yanımda beraber magazin yapalım. Diyorum ya, dünyayı yöneten bazı insanlar var. Rothschild de bunlardan biri. Melezıklar var diyorum. Bunlar da en tepesi. Kabal sistem diye söylüyorum. İşte biz ne yapacağımızı düşünürken bu insanlar da dünyayı yönetiyorlar. Mesela nerede nüfus yoğunluğu varsa biliyorsunuz orada bir savaş hakim oluyor. Bakacağız. Şimdi de siber saldırıyla karşı karşıya geleceğimizi söylüyorlar. Bunların hiçbir tesadüf değil. Onlar nasıl isterlerse biz öyle bir hayat yaşıyoruz. Hep bunu söylüyorum. Sanatçılar da bu insanların bir maşası. Ne bileyim, bazı insanlar bu insanların maşası. Ama şimdi ben bunu daha detaylı konuşacağım için bu kısmı burada bırakıp nelerle karşılaşacağımızı bilelim diye tekrardan söylemek istedim. Ama şimdi magazine doğru devam ediyoruz. Hatta bana biri dedi ki Ali Biçim de hala küs. Melis işten biliyorsunuz YouTube kanalı açtı, o da konuk ağırlıyor. Ali Biçim ağırlamış ve Ali Biçim'le şöyle bir diyalog gerçekleşiyor. Bizleri sormalı. Biz de iyiyiz. İşte talk show'a başladık, sohbet ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir tane kızım bölümünü izledim, sana gelen kız. Böyle diyemez. Çok eski bir arkadaşım yani. Öyle öyle bu arada. Böyle diyemez. Yok. Yine de dedirtmem benim yakın arkadaşım. Oradan aldı beni yani, hani dedim izlenir. Aile'den bahsediyor. Aile ile Ali Biçim takipten atmışlar birbirlerini. Niye takipten attılar bilmiyorum. Çok iyilerdi. Yılların dostluğu. Ne oldu acaba? Aile'nin yeni ilişkisi mi etken oldu buna? Vallahi Aile. Niye Ali Biçim takipten attı? Olabilir. Şimdi Ali Biçim'le arkadaşlarsa takipten atmazsın. Ama Ali Biçim'le arasında ne bileyim belki platonik bir durum olsa bile veya zamanda bir şey yaşanmışsa birbirlerini takipten atmış olabilir. Arkadaşlar bana şey diyorsunuz. Sibel'e Şükrü niye konuşmuyorsun? Yağmur diyen var mı? Ben yoğunluğa göre konuşuyorum biliyorsunuz. Yoksa ben herkesle konuşurum. Ben sabah kadar konuşurum. Sibel o hiperaktif ruhunu kontrol altında tutarsa bu ilişki gider dedim. Hatta farkındasınız zaten, söylüyorsunuz da Sibel ortamından uzaklaştı da. Arkadaşlar eskisi kadar vakit geçirmiyor. Evet, doğru söylüyorsun. Daha çok Şükrü'yle vakit geçiriyor. Çünkü öyle olmaz. Tamam, ben demiyorum dip dibe olun. En nefret ettiğim benim zaten dip dibe. Ama onun da hayatı olurken, senin de hayatı olurken birbirinizi ihmal etmemeniz gerek. Sibel şu an bunu yapıyor. Çünkü Sibel kadar kimse gezemiyor. Allah da engellemesin. GQ gecesiyle de göz boyadılar. Herkes onları konuştu o gece. Hatta diğer ünlüleri konuşmadık. Sibel'e Şükrü'yü konuştuk. O kadar Sibel'e Şükrü konuşuldu ki TT oldular Twitter'da. Neden? Dua Lipa'ya benzerlikleriyle. Hatta dediler ki Şükrü Sibel'den daha çok benziyor. Yani doğru söylemişler. Hayır ya, Sibel daha çok benziyor. Yani ama şey de benziyor. Bazı resimleri Şükrü'nün aynı Dua Lipa. Yani bir de bunlardan nasıl bir şey çıkar evlenirse çok merak ediyorum. Dua Lipa çıkar. Bak ikisi evlenirse Dua Lipa çıkar kesinlikle. Bu hiçbir yerde paylaşılmadı. Bu tek bizdeydi. Şimdi Sibel ne kadar çok fotoğraf çekmeyi seviyor biliyoruz zaten. Şükrü'ye de çektirmeye başlamış. Hatta Şükrü'ye çektirirken bir takipçinin de onları çekmiş. İkisi de haberdar değil bu durumdan. Şimdi bana demişler ki ne güzel Şükrü çekiyor da bari Sibel Şükrü'yü çektikten sonra adamı bir öpseydin. Hani bir teşekkür de etseydin. Alıyor telefonu, arkadaşına dönüyor, oynamaya devam ediyor. Adama teşekkür ama öylesiniz, etmiş. Öylesiniz. Nasıl öyleyiz? Öylesiniz. Ben teşekkür ya, ediyorum. Ya ne zaman teşekkür edip öptüm seni? Sen 10 yıldır hayatımdasın. Hayır yani ilk bu zamanlar. Bu adamdan 5 ay, 10 aydır hayatımda. Ya Benfero gibi bir videom var biliyorsun değil mi? Kaldırık o videoları. Bak Benfero gibi takılmak. Arkadaşlar kürkü giydi yazın ortası. Şortunu giydi. Beyaz çorapları dizine kadar çekti. Ve Zorlu Center'da insanlara rap yapıyor. Hey 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 falan yapıyor. Ve ben kocası... Tanımadım insanlara ne haber diyordum. Evet ve ben kocası... Benfora gibi takılacak çünkü o gün. Ben kocası elimde kamerayla onu çekiyorum yani düşünün. Ne teşekkür aldık ne öpücük aldık. Yani bu yerlere kolay gelmedik. Ondan bahsediyoruz arkadaşlar. Ya. Gerçekten tırnak. Çok zevkli ayrıca boşver. Zevkli değil mi? Zevkli tabii yani, ya. Tırnaklarımızla geldik. Bundan daha büyük zevk mi var? Daha güzel bir şey yok yani. O gecede tabii bir detay daha ortaya çıktı. Icardi'nin eşini Manda... İkari'ye dudağından öpüyor. Ben dedim ki hatta ben bunları Ronaldo ile Georgina çiftine benzetiyorum birazcık. Hatta kıyafeti Georgina'nın kıyafetiyle bile aynı. Georgina'nın böyle bir kıyafeti vardı, strapless. Bence birazcık esinlenebiliyor bazı anlarda Georgina'dan. Şimdi bir DM geldi. Hande Erçel son postunda sırf linç yiyormuş. 12 adet şehidimiz var. Kadının attığı posta bak. Şehit var Hande'nin umurunda değil. 3 gün sonra atsaydın. Şehidimiz var. Sendeki rahatlığa bak. Hande'ye linç gelmiş. Zaten videonun sonunda konuşacaktık ama konu açılmışken burada şey yapalım. Türkiye'nin başı sağ olsun öncelikle. Bizim için yarınlarından vazgeçen, bizim için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha buradan rahmetle analım. Başka bir şey gelmiyor tabii ki elimizden ama bu süreçte hassas davranmak gerek. Çünkü ateş düştüğü yere yakıyor. Bugün şehit ailelerin evinde gözyaşı var. Bu yiğitlerimiz olmasa gerçekten şu anda evlerimizde sıcak sıcak oturamayacaktık. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten çok üzgünüz. Vatan sağ olsun. Arkadaşlar beni de şu an modumu düşün. Devam edecektim. Bir konum daha vardı ama yeni videoya kalsın. Belki bir video ben çekerim. Belki ikinci videoyu dış sesle çekerim. Ama çekemesek de yeni yıl videomuz karşınızda olacak. Tabii ki videosu asla bırakmayacağım sizi.
evi tadilata soktum dediğim gibi, ama çalışmaya devam ediyoruz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öptüm. Like. Ay evet, yine unuttum. Kahretmesin. Videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Ve abone oluyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bye bye.